bulduk. İşleriniz nasıl? Yani şöyle bir bize burası... söyleyeceğiniz bir şey var mı ya o anlamda? Yani çok büyük bir sıkıntı yok. İlerliyoruz. Burası sizin sezonluk dönemlik bir yer. Öyle mi? Yani pandemi... Burası sizin mi? Kendime ait, evet. Aa, harika. Pandemiden tabii ki sıkıntılarımız hepimiz, var. Yani Türkiye'de, herkesin her tarafta sıkıntısı olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız var. Doğru. Bu yani öyle çok aşırı... Borcunuz var mı? Yani borcu olmayan esnaf yok. Anladım. Öğrendiğim şöyle bir durum var. Bir, stopajlardan çok şikayet ediyor esnaf. Yani uğraşıyoruz. Kira stopajından. Evet, evet. Bu daha pandemiden önceydi. Mesela biz bunu ilete %10'a düşürüldü. İki, şeyden çok şikayet ediyorsunuz. Giren mal, hangi mal olursa olsun. Mesela şunu mu satıyorsunuz veya bunu mu satıyorsunuz? Maliyetlerin arttığını, alım gücünün de düştüğünü, karınızın çok düştüğünü söylüyorsunuz. Doğru. Doğru, buna aynı. Bir çare deniliyor o zamanlar. Doğru. Pandemi iyice vurdu. Dolayısıyla da bu kapanmaya yönelik de bilmiyorum sizinle ilgili durum nedir ama kahveci esnafı gibi. Benim aynı zamanda esnafı... internet kafem var. Yaklaşık 1,5 sene kapalı. İşte oralarda çok büyük i̇şte problemler var. Sizin konuşmanız üzerine 5000 bir şey geldi. Yani derdimiz odur. İletmek. Yani iyi olsun çözdünüzün yani. Aynen bir öyle işte bak onun için. Ama mesela buraya gelip propaganda yapsam olmaz onlar. Yok doğru. Örnek siz, sadece öznesizsiniz. Doğru. Yani biz yokuz. Doğru. Şimdi kim yaptı? İktidar yaptı. Dolayısıyla canınız ne istiyorsa olacak. Ya o manada söylüyorum. Sizin bana söylediklerinizi, tavsiyelerinizi, isteklerinizi, taleplerinizi grup konuşmasında dile getiriyorum. İktidarın bunu görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya esnaf şu anda o nedenle soruyorum. Yani. Ha, o nedenle soruyorum. Esnaf şu anda gerçekten bitik yani. Yani ben 30 senedir esnaflık yapıyorum ama ben bu sene gibi hiç bitik görmedim yani. Biz hiç dükkan açmadık doğru düzgün. Açsan da zaten şey yok, insanlarda para yok ya. Yani. Nasıl geçiniyorsunuz? Ya hadi ben emekliyim, maaşım var ama olmayanlar ne yapıyor yani? Hani biz diyelim bir yollar kat etmişiz yani bu ana kadar gelmişiz. Yani ne bileyim bir şeyler olması gerek yani. En azından esnafın önünü açmak lazım yani. İstifta yaptınız mı bugün? Ya yaptık ama eskiden olsa ya iki tane lastik sattık, bir şey yok yani. Biz önceden akşama kadar bir yığın iş yapardık yani. Hani giden doluyor. Başka saat yarım. Evet. Yani iş kira mı bırak kendinizin? Burası kira, kendimizin yerlerimiz hayır, de var. Hayır, o ayrı başka. Ha, burası kira. Sizin durumunuzun iyiliği başka bir kira. Şey. Bu sistemin dönmesi başka bir şey. Aynen. Ya çok esnaf var. Hani biz geri diyorum hani bir şeyler kat etmişiz Allah'a şükür ama çok esnaf istihda etmeden kapatan esnaflar onu da var. Şimdi bak Eskişehir'de de durum aynı. Ne bileyim ben İstanbul'un iyi bir semtinde de durum aynı. Bugün şimdi İkizdere'deyiz. Muhtemelen aynı. Yani evet. Esnafla ilgili işte devamlı esnaf diyerek en azından bazı dertlere çare bulunabilir mi? Amaç bu. Bulursunuz işte. Ya inşallah. İşler nasıl? Sağ ol başkanım. Çok işimiz yok şu anda. İstifta yaptınız mı bugün? Yaptım. Ne yaptınız? Malda sattım. Mala? Bir iki tane. Yani evde iş yok yani. Geçinebiliyor musunuz bu süreçte artık bu dükkanla? Yok emeklimiz var, onun geçiniyoruz. Bu bir şey yapmaz, bu ancak kirasını ödüyor, biraz da işte dışarıdan yani şey yapıyoruz. Ne istersiniz? Yani size yani kredi mi verilmeli, hibe mi verilmeli, ne bileyim ben yani mesela bu dükkanın kalkınması için ne isterdiniz? Kredi isterim, hibe isterim. Yani iş yapamıyoruz bu sene, burada kapalı durdu yani. Bir ara hemen kapalı dükkanımız. Anladım. Evet. Anladım. Biz de destek istiyoruz. Anladım. Ha? Hayırlı bol kazanç diliyorum. Millet bizi çağırıyor, demirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Bu Eskendiye bu kadar inkılap olduğunu bilmem. Bize buraya çok zulüm ettiler. 30 gün Ramazan'a biz bir doğru et, yemek yiyemedik. Şimdi de askerleri tokmuşlar buraya, bizim ahri hayvanlarımız var. Onlara yiyecek etmeye bile gidemeyiz. Biraz sonra biz pasaport çıkaracağız ormana gitmek için. Demir kapı ettiler öyle gidemeyik oraya. Ondan içeri girmeye, kapılı malımızla girmeye bile bize izin vermeyle saraya bağır çimlik. Ne çimliği gösteriyorum sana? Ben kendi malıma gideyim. Bura benim babamın kapılı malı. Bize çimlik sorayalar. Anla buraya ne kadar zulüm oluyor. Biz bu dertlerimizi sana anlatsak bunlar tükenmez. Bitmez. Bizim doğamızı yok ettiler. Derelerimizi kuruttular. Ormanlarımızı kestiler.
orman değil geçmen. Bu orman bizim ambarımızdır. Biz o ambardan geçim, o ormandan geçimimizi sağlayın. Kızlar işe sesini canı, hava işi kalmış kadından mı korkuyorsunuz bu kadar? Biz kimseye bir danışmanlık etmedik. Bir şey demedik. Askere karşı görmedik, devletimize karşı görmedik. Ama devlet bizi hiç görmedi. Bir kişiye sahip çıkmış. Biz zengin olsak o kadar iyi görürdü bizi, hiç paramız yok, görmüyor bizi. Fakir için görür. Herkes zencinin arkasına. Eğer dedemden, nenemden bana kalan bu toprakları emanet olarak aldım, bu toprakları çok isterim ki çok daha güzel bir şekilde çocuklarıma sirayet ettireyim. Ama onu yapamıyorsam, hiç olmasa aldığım şekliyle çocuklarımı ulaştırmak istiyorum. Ben buraya gelirken jandarmadan, polisten geçiyorum. Ben ikizlerili değilmişim. Benim nüfus cüzdanımda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor ve ben Rizeliyim. Eren abla, seni çok seviyoruz. Canım benim. Benim yeğenim Ömer Dayı, siyasal bilgiler mezunu. Ay, evet. Bak, sizi çok seviyorum. Bak, ben arada bir böyle sizleri arıyorum. Tabii. Gençlerden alıyorum. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim diyorum da onun için arayacağım. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.